İkinci dersimizde Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen ticari işletme kavramına değineceğiz. Ticari işletmede üç tane ilke vardır. Bunlardan birincisi bütünlük ilkesidir. Madde 11. Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. 11. maddede, 11. maddede ticari işletme ile esnaf işletmesini ayırmıştır. Esnaf işletmesi daha çok beden gücüne veya emeğe dayanan bir işletmedir. Ticari işletme ise esnaf işletmesine göre daha büyük bir işletme türüdür. Tanım yaparken burada ticari işletme için önemli iki kavramdan bahsediyor. Birincisi devamlılık esastır. Devamlı ticari işletme devamlıdır ve bağımsız şekilde yürütülür. Üçüncü maddeyle devam edelim. Ticari işletme içerdiği mal varlığı unsurlarının devre için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün halinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksine öngörülmemişse devir sözleşmesinin duran mal varlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikri mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeyi özgülenen mal varlığı unsurlarının içerdiği kabul edilir. Burada ticari işletmenin bir bütün olduğundan ve bütünlük içinde yer alan özelliklerinden bahsediyor. Bütünlükte yer alanlar mal varlıkları, işletme değeri, kiracılık hakları, ticaret unvanları, fikri mülkiyet hakları, işletmeye özgülenen mal varlığı unsurlarının bütünlük içerisinde yer aldığı belirtilir. Bu devir sözleşmesiyle ticari işletmenin bir bütün halinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır. Devir yazılı olarak yapılır, ticaret sicilinde tescil ve ilan edilir. Bir ticari işletme kurulduğunda ticaret sicil gazeteleri var. Ticaret sicil gazetelerine tescil edilerek orada ilan edilir ve kurulduğu duyurulur. Bir ticari işletmeyi işleten kişiye tacir denir. Tacir gerçek kişi olabilir. Şimdi tacir kavramı üzerinde duralım. Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. Bir ticari işletmeyi kurup açtığını sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesinin ticaret siciline tescil ederek durumunu ilan etmiş kimse fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. Tacir veya tüccar işletmesini kurup değişik vasıtalarla ilan eder ve ticaret sicil gazetesinde tescil ettirir. Tescil edilmesiyle beraber ticari işletme kurulmuş sayılır. Burası önemli. Eğer ticari işletme henüz faaliyete başlamamış olsa bile o kişi tüccar veya tacir sayılır. Bir ticari işletme açmış gibi ister kendi adına ister adi bir şirket veya her ne surette olursa olsun hukuken varsayılmayan bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur. Evet. İki, küçük ve kısıtlılar. Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilci tacir sayılmaz. Tacir sıfatının herkesin kullanamayacağını belirtiyor 13. madde. Örneğin mahkeme kararıyla kısıtlanmış bir kişinin bu ticari işletmeyi işletemeyeceğine karar verilmiş. Onun yerine bir yasal temsilci atanmış örneğin. Yasal temsilci tacir sayılmaz. Tacir hala kısıtlı kimsedir. Yasal temsilci sadece işletmeyi yasal olarak resmi kurumlar karşısında temsil eden kişidir. Örneğin 18 yaşından küçük kişi ticari işletmeyi işletemeyeceğine kanaat getirilmiş. Onun yerine
başka bir yasal temsilci atanmışsa onun yerine yasal ticari işletmeyi işleten kimse tacir sayılmaz. Sıfat hala o kişiye aittir. O küçük hala tüccar sayılır. Yasal temsilci sayılmaz. Ancak yasal temsilci ceza hükmünün uygulanması yönünden tacir gibi sorumlu olur. Ticaret yapmaktan men edilenler, ticaret yapmaktan men edilen kimse de tacir sayılmaya devam eder. 14. madde bundan bahsediyor. Evet, 4. madde 15 esnaf ister gezici olsun ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun. Ekonomik faaliyet sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri 11. maddenin 2. fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaret uğraşan kişi esnaftır. Ancak tacirler özgü 20 ve 53. maddeleriyle Türk Medeni Kanunu 950. maddenin 2. fıkrası hükmü bunlara da uygulanır. Şimdi yukarıda ticari işletme ile esnafı ayırmıştık. Esnaf daha çok beden veya emek gücüne dayanan bir işletme türüdür demiştik. Aynı zamanda bazı meslek gruplarındaki kişiler de esnaf grubundan sayılır. Örneğin avukatlar gibi. Bazı sanat dallarında veya kararnamede gösterilen üst sınırı aşmayan kişi de esnaf olarak sayılır. Evet, tacir kısmında birinci kısım gerçek kişiler demişti. İkinci kısım tüzel kişiler. Ticari şirketleriyle amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gelince özel hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet ile özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişiler tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılır. Şimdi normalde vakıflar, dernekler veya özel idaresi, belediye, köyler tacir veya ticari işletme sayılmaz. Yalnız ne demiş? Amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar. Örneğin bir vakıfa ait bir iktisadi bir kuruluş var. Burada kar elde ediliyor, ticaret yapılıyor, satış, alım ve satım yapılıyor. O durumda bu vakıf ticari işletme sayılır. Örneğin belediye kendisine ait bir kuruluş kurdu. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi parklar için kurduğu bir şirket var biliyoruz. Parklar için kurduğu bu şirkette kar elde etme amacı var, para kazanma amacı var. O yüzden burada belediyenin kurduğu bu şirkette ticari işletme sayıldığından belediye burada tacir sıfatıyla, tüzel kişi adıyla tacir sayılır. Ancak normalde eğer bir ticari işletmesi yoksa sayılmaz. Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri ya kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi nitelindeki işlere harcayan vakıflar bir ticari işletmeyi ister doğrudan doğru ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletilen kendileri tacir sayılmazlar. Evet, burada özelliklerini saymış. Donatma iştiraki. Evet, tacir olmanın hükümleri. Hangi şartlarda tacir olunur? Tacir her türlü borcu için iflasa tabidir. Evet, her tacir iflasa tabidir. Ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline kaydettirmek ve bu kanun hükümlerine uyarınca gerekli ticaret defterleri tutmakla yükümlüdür. Tacirin görevleri sayılmış 18. maddede.
Her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. Bu maddede şunu diyor: her tacir sıfatını kazanmış her kişi yaptığı bütün işlemlerinde normal bir iş adamı gibi, her şeye hakim, her şeyi bilen normal bir iş adamı gibi hareket ettiği kabul edilir. Taciller arasında diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhüt mektupta, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler saklıdır. Özel olarak, evet, tacirin özel olarak 1. Madde 19. Ticari iş karinesi. Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak gerçek kişi olan bir tacir işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdi veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi borç sayılır. Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler kanunda aksine hüküm bulunmadıkça diğeri için de ticari iş sayılır. Ücret isteme hakkı. Tacir olan veya olmayan bir kişiye ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir uygun bir ücret isteyebilir. Evet, zaten tacirin veya ticari işletmenin amacı para kazanmaktır, kar elde etmektir. O yüzden ücret isteme hakkı vardır. Ayrıca tacir verdiği avanslar ve yaptığı giderler için ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır. Önemli. Ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır. Fatura ve teyit mektubu. Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden diğer taraf kendisine bir fatura verilmesini ve bedelini ödenmiş ise bunu da faturada gösterilmesini isteyebilir. Tüccar, ticari işletmeyi yürüten kişi eğer sattığı mal için karşı talebin talebi olsun olmasın fatura vermek de zaten mükelleftir, sorumludur. Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren 8 gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. Evet, bir mal aldık. 8 gün içinde eğer bu faturaya bir itirazımız olmamışsa artık bu malın bedelini kabul etmiş sayılırız. Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bileşim aracıyla veya diğer bir teknik araçla da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan kişi bunu aldığı tarihten itibaren 8 gün içinde itirazda bulunmaması söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye açıklama uygun olduğunu kabul etmiş sayılır. Evet, borçlar kanununda da bu tür maddeler var. Bunları biliyoruz. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi. Tacir sıfatının haiz borcu, Türk Borçlar Kanunu 120. maddesinin 2. fıkrası ile 182. maddesi 3. fıkrasında ve 525. maddesinde yazılı hallerde aşırı ücret veya ceza kararlaştırılmış olduğu iddiası ile ücret veya sözleşme cezasının indirilmesini mahkemeden isteyemez. Ticaret satış ve mal değişimi. Bu maddedeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla tacirler arasında satış ve mal değişimlerinde de Türk Borçlar Kanunu satış sözleşmesiyle mal değişim sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır. Şimdi normal bir vatandaş mal aldığında veya hizmet aldığında Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili maddesine göre cayma veya iade hakları var. Bu maddede de ona atıf da bulunmuş. Bu maddedeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla demiş. Alttaki özel hükümlerden bahsediyor. Taciller arasındaki satış ve mal değişimlerinde de Türk Borçlar Kanunu'nun satış sözleşmesi ve mal değişim sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır demiş. Yani Türk Borçlar Kanunu'nda normal bir alıcının tüm haklarının bir tacir üstünde geçerli olacağından bahsetmiş.
Sözleşmenin niteliğine, tarafların amacına ve malın cinsine göre satış sözleşmesinin kısım kısım yerine getirilmesi mümkün ise veya bu şartların bulunmamasına rağmen alıcı çekinceyle ileri sürmek için kısmi teslimi kabul etmişse sözleşmenin bir kısmının yerine getirilmemesi durumunda alıcı haklarını sadece teslim edilmemiş olan kısım hakkında kullanabilir. Ancak o kısmın teslim edilmemesi dolayısıyla sözleşmeden beklenen yararın elde edilmesi veya izlenen amaca ulaşması imkanı ortadan kalkıyor veya zayıflıyorsa ya da durumdan veya şartlardan sözleşmenin kalan kısmının tam veya gereği gibi yerine getirilemeyeceği anlaşılıyorsa alıcı sözleşmeyi fesh edebilir demiş. Yukarıdaki Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili maddelerinde istisna olarak bu maddeyi saymış. Sözleşmenin niteliğinde yani iki tüccar aralarında anlaştılar. Birisi mal teslim edecek. Kısım kısım örneğin parça parça veya parti parti mal teslim edecek. Ancak diyelim sözleşmenin bir kısmı yerine getirilmedi veya getirilemedi. Alıcı olan taraf bir kısmını alabildi ancak daha sonra şu hakkı olabilir. Bu kısımdan dolayı benim herhangi bir karım olmayacak veya benim herhangi bir yararım olmayacak veya bu benim menfaatime çok çok ters diyerek bu sözleşmeyi fesh edebilir. Bu madde bundan bahsediyor. Evet, B maddesi. Alıcı mütemerrit olduğu takdirde satıcı malın satışına izin verilmesini mahkemeden isteyebilir. Mahkeme satışın açık artırma yoluyla veya bu işle yetkilendirilen bir kişi aracılığıyla yapılmasına karar verir. Satıcı isterse satış için yetkilendirilen kişi satışa çıkarılacak malın niteliğini bir uzman tespit ettirir. Satış giderleri satış bedelinden çıkarıldıktan sonra artan para satıcının takas hakkı saklı kalmak şartıyla satıcı tarafından alıcı adına bir bankaya ve banka bulunmadığı takdirde notere bırakılır ve durum hemen alıcıya ihbar edilir. Bakın burada alıcı mütemerrit olduğu takdirde yani alıcı zamanı, vadesi, günü gelmiş malı almadığında teslim almadı. Satıcıya şöyle bir hak veriliyor. Malın satıcı mahkemeye gidecek. Diyecek ki bu mal böyle bir anlaşmamız var. Bu mal alıcı tarafından alınmadı. Mahkemeden diyecek ki bu malın satışına izin ver. Mahkeme satışın açık artırma yoluyla veya bu işle yetkilendirilen örneğin icra dairesi aracılığıyla yapılmasına karar verir. Satıcı isterse satış için yetkilendirilen kişi satış çıkaracak malın niteliklerini bir uzmana tespit ettirilir. Bilir kişiye tespit ettirir. Satış giderleri satış bedelinden çıkarıldıktan sonra artan para satıcının takas hakkı saklı kalmak şartıyla satıcı tarafından alıcı adına bir bankaya ve banka bulunmadığı takdirde notere bırakılır ve durum hemen alıcıya ihbar edilir. C maddesi. Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Yani bildirmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra 8 gün içinde incelemek ve incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa haklarını korumak için bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda Türk Borçlar Kanunu 223. maddesinin ikinci fıkrası uygulanır demiş. Şimdi malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıksa alıcı 2 gün içinde satıcıya durumu hemen bildirecek. 2 gün içinde bildirmezse malın durumunu kabul etmiş sayılır. Açıkça belli değilse yani görünen bir yerde değilse hemen bakınca anlaşılamayacak durumdaysa örneğin bir cihaz var. Cihazın içinde bunu ilk bakışta anlamamız mümkün değil. Daha sonra ortaya çıktı. Bu durumda satıcı alıcı 8 gün içinde
bu durumu ayıplamalı, satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda 8 gün içinde bildirmediğinde durumu kabul etmiş sayılır. Evet, diğer derste ticaret sicili ve ticaret sicili ve tüccarın görevleriyle devam edeceğiz.